Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün size doğumuzdaki komşu bir ülkeden İran'dan bahsedeceğim. İran komşumuz olan fakat yeterince tanınmadığını düşündüğüm bir ülke. İçerisinde bize çok yakın olan birçok halkı barındırıyor. Tarihi olarak komşumuz, ortak birçok noktada kültürel yakınlığımızın olduğu bir ülke. İran toprakları yani ülke olarak İran, kendi deyişleriyle İran zemin, Eski bir tarihe, kültüre ve medeniyete işaret ediyor. ...ve birçok halkın yan yana yaşadığı... ...bir e, ortak yurdu oluşturuyor. İran çok etnisiteli bir yapıya sahip. Neredeyse komşularının tamamından... E, ...farklı etnik yapılardan e, insanlar İran'da yaşıyor. Hem de bir kısmı binlerce yıldır. UNESCO World Report'a göre... ...İran etnik çeşitlilik bakımından... ...75'in üzerinde yerel dili barındırıyor. Bu anlamda oldukça zengin. Bu grupların içerisinde... E, tabii ki Farslar en büyük grubu oluşturuyor. Onları e, Türkler e, izliyor. Şimdi birazdan e, haritalar eşliğinde detaylı bilgiler vermeden önce e, ülkedeki diğer bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Farslar gibi Azerbaycan Türklerinin de çoğu Şiilerden oluşuyor. Toplam nüfusun %9'u Sünniler. E, onlar da Türkmen, Kürt ve Araplardan oluşuyor. Bunun yanında e, az sayıda Ezidi, Zerdüşt ve Hindu da e, İran'da yaşıyor. İran'da e, nüfusun yüzde kaçını hangi halkın oluşturduğunu belirlemede bazı sıkıntılar var hiç kuşkusuz. Çünkü e, kendisini özel olarak e, etnik kimliğiyle tanımlamayan hiç kimse e, etnik kimliğiyle yazılmıyor. Veya konuştuğu dille yazılmıyor. Onlar fars olarak kaydediliyor. Bu anlamda son nüfus sayımlarında sürekli olarak fars nüfusun ...hızla arttığını ve %61'lere kadar çıktığını görüyoruz. Farsça tabii ki çok güçlü bir dil. Güçlü bir edebiyat ve şiir dili özellikle. E, kültürel etkisi de çevresine oldukça büyük olmuş. E, Farsçanın Türkçe üzerinde, Urduca üzerinde, e, Kürtçe üzerinde... ...ve komşu bütün diller üzerinde e, mutlak bir e, etkisi olduğunu söylemek gerekir. Kelime bazında çok sayıda kelime verilerek o dillerin bir anlamda belki zenginleşmesine de katkı sağlanılmış. Neredeyse 900 yılından 1500 yıllara gelene kadar Anadolu'dan Tacikistan'a kadar, Afganistan'dan Hindistan'ın kuzeyine kadar sarayda birçok yerde, farklı devletlerde Farsça ya birinci ya ikinci dil olarak kullanılmış. Tabii ki aynı dönemlerde askeri dil olarak Türkçe, bilim dili olarak da Arapça kullanılmış. Farsçanın ise bütün ülkelerin, bölgelerdeki bütün ülkelerin şiir ve edebiyatları üzerinde mutlak bir etkisi olmuş. Şimdi yeniden demografiye yönelik bilgilere dönecek olursak İran'ın en son resmi kayıtlarına göre Farslar nüfusun %61'ini oluşturuyor. Fakat daha objektif verilere bakarak e, diyebiliyoruz ki Farslar nüfusun %45'i ile %61'i arasında e, bir nüfusu temsil ediyor. Fakat bunu net olarak anlayabilmek için çok daha farklı çalışmaların yapılması gerekiyor. Farsi netin paylaşmış olduğu bilgilere göre Farslar %51 oluşturuyor ki bu resmi rakamın çok altında bir rakama denk geliyor. Azerbaycan Türkleri %24, Gilaki ve yüzde %8, Kürtler %7, Araplar %3, Lurlar %2, Belociler %2, Türkmenler %2... Yine yaklaşık olarak %1 civarında da Kaşkay, Kaçar ve Halaç gibi diğer Türk halkları var. Din olarak söyledik halkın %98'i Müslüman ve %89'u yaklaşık olarak Şii, %9'u Sünni, %1'i ise diğer halklardan oluşuyor. Diğer inanış, inançlara sahip insanlardan oluşuyor. Kürtler örneğin Fars rakamlarında %7 gösteriliyor. Horasan Kürtleri ile birlikte %8'e yakın bir orana denk geliyorlar. Lurlar yine Farsçaya yakın bir dil konuşan bir halk. Yine Farsçaya yakın dilleri konuşan halklar var. Talişler gibi örneğin. Onlar çoğu kez artık Fars olarak kaydediliyorlar. Huzistan bölgesinde yaşayan Araplar %2'yi oluşturuyor. Belücüler %2 ve Horasan bölgesindeki Türkmenler %2. Türk topluluklarından diğer grupları yani 100, Azerbaycan Türkleri ve Türkmenler dışındaki e, geri kalan %2'nin içerisindeki Türkler ise Halaçlar, Kacarlar, Afşarlar, Baharlı, Neferlü, Aynallı gibi e, daha küçük toplulukları ifade ediyor. Fakat Kaşkayların e, yine son İran resmi sayımlarına göre 1,5 ila 2 milyon arasında bir halkı temsil ettiği biliniyor. Göçebe olmaları dolayısıyla da İran'da hala bazı halkların net olarak sayıları bilinmiyor. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. İran'da sokakta dolaştığınızda hemen hemen herkesle bir şekilde Türkçe anlaşabilirsiniz. Az ya da çok Türkçe'yi veya Azerbaycan Türkçesini veya Anadolu'daki diğer şivelere benzetebileceğiniz şiveleri, lehçeleri dinleyebilirsiniz, bulabilirsiniz, onlar size anlayabilir. Halkın yaklaşık yüzde kırkı Türk dillerinden birisini ya ana dili olarak ya da ikinci dil olarak anlayıp konuşabiliyor. En azından çok kısa bir süre içerisinde anlaşabileceğinizi görebilirsiniz. Bu arada etnik yapı içerisinde halkın yüzde birini oluşturan Ermeni, Gürcü, Yahudi ve Asuriler de var. Ve bütün bu etnik toplulukların ortak resmidir olan Farsça'yı bir şekilde bildiklerini biliyoruz. Anaokuldan üniversiteye kadar Farsça Farsça eğitim zorunlu. Peki diğer dillerde acaba eğitim alınabiliyor mu? Maalesef bu konuda çok uzun yıllardır İran'da tartışmalar olmasına rağmen ve İran'daki 1979 devriminde yapılan vaatlere rağmen okullarda Farsça dışında ciddi bir eğitim verilmesi imkanı yok. Birazdan bahsedeceğim ancak 2019 yılında Türkçenin kollarına ait yalnızca 2 saatlik bir haftalık ders konulabildi. Bu da çok uzun mücadeleler, belki 50 yıllık mücadele sonucunda alınan bir e, hak olmuş oldu. Bunun yanında Ermeni ve Yahudilerin kendi dillerinde okullarında eğitim görebildiklerini azınlık dili olarak görüldüğünden fakat onların da resmi dairelerde çalışamadıklarından e, bahsetmek gerekir. Bu arada İran'da 2018 yılında çok enteresan bir tartışma gerçekleşti. İran'ın okullarda ikinci bir dil olarak öğretilebilecek Hangi dil e, akla gelir denildiğinde Türkçe gelmesi gerekirken Rusya ve İran devletlerinin yakın politikaları dolay dolayısıyla Rusya'da Farsça'nın İran'da ise Rusya'nın okullarda seçimlik bir ders olarak okutulması kararı çıktı. Tabii ki bu ikinci dil kararı e, ülke nüfusunun yani neredeyse yarısına yaklaşan nüfusun nüfusunu oluşturan Türkler açısından hiç hoş karş karşılanmadı. Bu teklife ciddi tepki gösterdiler. İran'da şu anda Türkçe eğitim veren tek bir okul olmadığı gibi aynı şey Kürtçe, Belutçe, Glakçe veya Mezenderani dili veya Taliş diliyle de ilgili olarak Türkmence ile ilgili olarak söylenilebilir. 2 milyon nüfusu olan göçebek Kaşkaylar için de aynı şey geçerli. Hatta Huzistan bölgesi Araplar için de aynı durum söz konusu. 2019 Ağustosunda ancak az önce söylediğim gibi 2 saatlik bir özel program hazırlandı. Bunu da İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı ifade etti. Bunu da yalnız kuzeyde yani İran'ın kuzeyinde Azerbaycan bölgesinde olduğunu söyledi. Halbuki İran Anayasası'nın 15. maddesinde yerel ve mahalli dillerin öğretilmesine ilişkin talepler daima e, dile getirilmiştir e, ve İran'ın e, özellikle Batı Azerbaycan ve Doğu Azerbaycan adıyla bilinen en kuzey eyaletlerinde ve aynı şekilde Zencan'da nüfusun çok büyük bir kesimini Azerbaycan Türkleri oluşturmaktadır. Ee, ve bu iki bölgede tabii ki her ülkede resmi dilin en yaygın şekilde kullanılması gereklidir. Ee, fakat e, taleplere bağlı olarak ikinci dillerin de okullarda öğretilmesi, yayın yapılabilmesi ya da e, televizyon yayını yapılabilmesi gibi e, talepler de mutlaka dikkate alınmalıdır. Farsçanın tabi Türkçe ile çok enteresan bir bağlantısını da burada dile getirmeden geçemeyeceğim. İran tarihine baktığımızda biz tabi birkaç bin yıllık bir tarihten bahsediyoruz. İranların tarihiyle Türklerin tarihi birbirine çok iç içe geçmiştir. Yani Sarmatlar, Sakalar, İskitler, daha sonraki dönem İran toprakları üzerindeki ortaklıkta İlhanlılar, Timurlular, Selçuklu devleti, daha sonra Safeviler, Kaçarlar, bunların tamamı Türk topluluklarıdır ve e, İran'ın kültürü üzerinde de bunun mutlaka etkisi olmuştur. Yani Türklerin İran kültüründen, Fars kültüründen aldığı kadar Fars kültürüne verdikleri vardır. Bugün Türkçe ve Farsça'nın ortak kelime hazinesi tam 5000'dir. E, elimde bu konuyla ilgili hatta bir e, sözlük de var. Bunun yanında Türkçe'nin e, Farsça'nın gramerine kadar etkisi olduğunu da söylemek isterim. Bu konuda belki şaşırtıcı bulabilirsiniz. Ama Hint Avrupa dillerinin genelinde olan ortak özelliklerinin bir kısmı Fars dilinde artık tercih edilen bir yöntem değildir. Eski Farsça'da yani Pers döneminde ve Pehlevi döneminde belki daha eski dönemlerde olan birçok özellik zaman içerisinde terk edilmiştir. Buna bazı yazarlar Hazar devleti yani Hazar Türk devleti döneminde, Yaşanan tarihi ortaklığa atıfta bulunuyorlar. Fakat ben bunu o döneme çok fazla bağlamıyorum. Yani Farsça'nın bence geçtiğimiz 1000-1500 yıl içerisinde yeniden şekillendiği, bir saray ve eğitim dili olarak yeniden ortaya çıktığını, doğduğunu söylemek isterim açıkçası. Bir kere İranî dillerin genelinde cinsiyet ayrımı vardır. Yani bunu birçok İran dilinde bulabilirsiniz. Eril-eril dişil ayrımını orada. Görebilirsiniz. Aynen Arapçadaki gibi, Fransızcadaki gibi örnek veriyorum İrani dillerden Osetçe'de olduğu gibi bir cinsiyet ayrımı vardır. Ee, ama Farsça'da bugün modern Farsça'da cinsiyet ayrımı yoktur. İyelik ekleri Türkçe ile çok benzemektedir. Bunu Hint Avrupa dillerinin özellikle Avrupa grubunda göremezsiniz. Bir de Farsça cümle yapısı e, Türkçe ile çok ciddi şekilde benzeşmektedir kelimelerin dizilimi isim tamlamaları dışında büyük ölçüde birbirine benzemektedir. Yüklemlerin sonunda fiillerin sonundaki aidiyet takıları da zamire atfen oluşturulan takılarda çok ilginç şekilde paralellikler göstermektedir. Burada bir başka noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Azerbaycan Türkleri diğer Türk topluluklarından Türk dünyasındaki diğer halkların genelinden farklı olarak kendilerini Türk olarak adlandırıyorlar. Yani Kuzey Azerbaycan'a gittiğinizde, yani bugün Bakü'de gezdiğinizde insanların bir kısmı Türk olarak kendisini adlandırır, fakat çoğu Azerbaycanlı ifadesini de kullanır. Ama Azeri ifadesi yanlıştır mesela, çünkü Azeri tarihteki bir başka Fars halkını ifade ediyor. Aryan ırkçılığı üzerine kurulu olan bazı düşüncelerde İran topraklarında Azerbaycan Türklerine hiçbir zaman yer verilmek istenmemiştir açıkçası. Onlar evet anayasada vardır, tarihi olarak vardır fakat zaman içerisinde bir dışlanma yaşamakta, biraz küçümsenmektedir. Halbuki İran'ın yönetiminde 1100 yıl neredeyse Türkler olmuştur. 1922-23 yılına kadar İran Türkler tarafından yönetilmiştir. Bugün hala yönetimde çok sayıda Türk yer almaktadır. İranla ilgili aslında anlatılabilecek daha nice konu var. Fakat konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Son bir kere daha İran tarihinde dönüm noktası sayılabilecek belirli noktalara işaret etmek istiyorum. Mesela Gazneliler 963 yılından itibaren 1186 yılına kadar bölgede kalmışlar. Onları Selçuklular, Büyük Selçuklular, sonra Harzemşahlar, sonra Timurlular, daha sonra Safevi Türkmenleri izlemiştir. Safevi Türkmenleri 1501 yılından 1736'ya kadar uzun bir süre İran'ı yönetmiştir. Onların da hemen arkasından Afşar hanedanı gelmiştir. Onlar da 1794'e kadar yönetmiştir. Afşar hanedanını Kaçar hanedanı izlemiştir 1794'e kadar. 1925 yılında ise aynen Hindistan'ın İran'ın başına geldiği gibi e, Türk hanedanları zaman içerisinde uzaklaştırılmış ve yönetim farklı halkların ellerine geçmiştir. Kaçar Hanedanının 1925 yılında iktidardan düşmesi İran halkının talebi son, talebinden ziyade başka ülkelerde tezgahlanan bazı oyunların sonucu olmuştu. Aslında aynı akıbet Hindistan'da Babürler için de geçerli olmuştu ve bölgede bir dönem mutlak hükümdarlığa hakimiyete sahip olan Türkler zaman içerisinde hem İran'da hem de Hindistan bölgesinde gerileişe doğru gitmişlerdi. Bu hamur çok su götürür. İran'la ilgili anlatılabilecek daha çok konu var. Fakat konuyu burada kesmenin daha uygun olacağını düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.